Tamam Okan hocam, saygılar sana. Yardımcı doçent doktor Mehmet Duyan. Profesör doktor Ahmet Abdülmecid. Profesör doktor Mehmet Özdemir hocamıza yardımcı doktor. Bir de bir şey hatırlatmak istiyorum çıkışta. Oturumumuz bittiği zaman fotoğraf çekimimiz olacak. Ondan sonra da kale gezimiz olacaktır. Efendim hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü oturumu başlatıyoruz. Bundan önce önceki oturumla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Ondan sonra arkadaşlara söz vereceğim. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Televizyonlardaki tüm konuşmacı, dinle ilgili konuşan tüm konuşmacılar ilahiyet akademisyeni olarak görünüyor. Halbuki bunlardan bir kısmı işçi emeklisi. Mesela halkın değerlendirmesi açısından şunu belirtmek isterim. Birisi Mehdi olarak ortaya çıkıyor. Birisi Mesih olarak ortaya çıkıyor. Birisi kurtarıcı olarak ortaya çıkıyor. Birisi gözlerini yumuyor. Kendisine vahiy geldiğini iddia ediyor. O esnada bizim halkımız telefonu açsa, aç gözlerini be! Gözleri kapatmakla ne oluyor dese, o insan bir daha gözünü kapatıp bana vahiy geliyor diye iddia edemez. Yaratığın teki televizyona çıkıyor, saçmalıyorsa bunun suçlusu ilahiyet akademisyenleri değildir. Birisi kalkıyor, kurtarıcı. Değerli halkım, açacaksın telefonu. Ulan önce sen kendi canını kurtar diyeceksin. Ben kendi canımı nasıl kurtaracağımı biliyorum. Ben seni kurtarıcı olarak kabul etmiyorum diyecek. Halk bu bilince gelirse, bu şuura gelirse, başkasını suçlama değil, bu saçmalıklar karşısında bana düşen nedir, ben ne yapabiliyorum, bilincine ulaşır. Geçmişle ilgili yine şunu demek isterim. Şimdi ben kendi hakkımı kullanıyorum. Bence biraz inanç zayıflığı var. İnanç kalitesinde düşüklük var. İnanç seviyesinde düşüklük var. Bunun çaresi inanca seviye ve kalite kazandırmaktır. Bunu yapabilirsek, inancı üst seviyeye taşıyabilirsek, Türkiye'de biz belli bir seviyeye geliriz. Benim gördüğüm boşluk manevi ve ruhi boşluktur. Şimdi birinci konuşmacımızdan başlıyoruz. Deizmi bitirdik. Şimdiki oturumdaki konuşacak arkadaşların tamamı din karşıtı çağdaş akımlar konusunu işleyecekler. Abdülhamit Sinanoğlu'na başlıyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam, Sayın Başkanım. Öncelikle 15 yıl sonra tekrar Van'a gelmemi nasip eden, sizlerle karşılaşmama vesile olan Allah-u Teala'ya hamd eder ve bu sembozyumu gerçekleştiren arkadaşlara teşekkürlerimi arz ederim. Şimdi benim sizlere arz edeceğim tebliğim biraz deizmin dışında ama din karşıtı akımlardan biri olan, işte Yunan sofistlerinden günümüze uzanan bir din karşıtı veya bir miras olarak arkadaşlar da bunu adlandırdılar. Agnostisizm ve umursamazcılık konusunu anlatacağım. Ben yalnız Sayın Hocam müsamahasına sığınarak benim İsa Yücel Hocam aynı zamanda burada
beraber çalıştık. Yüksek lisans danışmanımdı. Güzel bir tevafukla şu anda kendileriyle aynı ortamı paylaşıyoruz. Agnostisizmle ilgili şöyle 3-4 dakikalık kısa bir sunum var. Hocam müsaade ederseniz 17.45'e evet, kadar beraberiz. O 3-4 dakikalık bir şey. Tamam. Hem uykular açılsın hem de dikkatler bu yöne yoğunlaşsın amacıyla faydalı olsun düşüncesiyle böyle küçük bir sunum hazırladık. Daha doğrusu videoda bunları. Evet, buyurun. Evet. Yok, çalışmıyor. O zaman ben tebliğime başlayayım. Sunumun şeyinde sonunda o zaman şey yapalım. Vakit kaybetmeyelim madem öyle. Diğer arkadaş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem katılımcılar, değerli hocalarım, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hepinizi Allah-u Teala'nın selamıyla selamlayarak sunumuma başlıyorum. İslam düşüncesine felsefi tercümeler ve farklı kültürlerle yapılan tartışmalar yoluyla girmiş olduğu anlaşılan şüphecilik, bilinemezcilik anlayışı eski Yunan'daki sofistlere ya da septiklere kadar uzanmaktadır. Bu konuda İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'inde bir başlık altında anlattığı bu kesime sofestaiye adının verildiğini görüyoruz. Aslında bu adlandırmanın Maturidi'den en az bir asır önceki Mutezile düşünürlerince kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Zira Maturidi Tevhid kitabında bildirdiğine göre Muhammed bin Şebib adlı Mutezile bilgininin bu akıma karşı yönelttiği eleştirilerden de yararlanarak kavramı sistemine dahil ettiği ve bunu kendi bilgi nazariyesinde kullanarak geliştirdiği anlaşılmaktadır. Bu konuda İbn-i Şebib'in onların ortada, yani bu şüphecilerin bilgi veya bilme diye bir şeyin söz konusu olmadığı biçimindeki iddialarına karşı şöyle bir itiraz veya soru yöneltir. Siz bunu bir bilgiye dayanarak mı söylediniz? Eğer evet bilgiyle derlerse kendileriyle çelişkiye düşeceklerini, yok eğer bu iddiaya bilgisiz ulaştıklarını ileri sürerlerse bu kez de kendilerine bilgisiz fikir ileri sürmelerinin yakışıksız olduğunun bildirileceğini, böylece susturulabilecekleri şeklindeki bir görüşünü aktarır. Maturidi bu kesimin hakikat bilinemez şeklindeki iddialarının bir inanç olup, bu inancın varlığının onların iddialarıyla çelişen bir durum olduğunu, zira sofistin kendince aksi sabit olmuş bir konuda bazı gerçeklere dayanarak böyle karşı fikir ileri sürdüğünü, ortada bilgi diye bir şey bulunmuyorsa, onun bu iddiasının gerekçesinin de ortadan kalkacağını bildirir. Yine Maturidi açısından, duyu yoluyla elde edilen bilgiler halden hale değişebilir. Mesela, duyu sahibinde meydana gelen bir hastalık, gerçeği anlamada engel oluşturabilir. Bu engel kalkınca da gerçeği bilir. Bazen de söz gelimi, görülecek nesnenin yoğunluk durumu, mesafesi, hava şartları ve benzeri onu farklı algılamaya neden de olabilir. Bütün bu engeller kalkınca gerçek olduğu gibi ortaya çıkar. Gözle ilgili bu misalin benzeri diğer duyu organları için de geçerlidir. Bu nedenle şüphecilerin herkesin nesne ve olayları farklı algıladığı biçimdeki iddialarda tutarsız bir itikat veya iddia olmaktadır. Farklı açılardan ve farklı durumlarda farklı bilgilere ulaşılabileceği ve dolayısıyla tek bir gerçek üzerinde ittifak edilemeyeceğini ileri sürmek
batıldır. Sağlam duyular yoluyla elde edilen bilgilerde farklılık olmaz. Biliyorsunuz bilgi elde etme kaynakları olarak 3 hususu bildiriyor. Bunlardan bir tanesi de işte el havasu selime, 5 sağlam duyu organı ile elde edilen bilgiler gerçek bilgilerdir şeklinde bütün bizim kelam alimlerinin, özellikle Maturidi'den sonraki kelam alimlerinin kabul etmiş olduğu bilgi teorisinde kelam kitaplarının başında, hemen başında yer alan bir husus. Maturidi'ye göre sofist anlayışını benimseyen kimselere tartışmaya gerek yoktur. Çünkü onların her sözün bilgi değil de itikat, inanç veya sanı olduğunu ileri süreceklerini, oysa bir tartışmanın ancak gerçekliklerin bulunduğunu kabul eden kimseler ile yapılabileceğini, her şeyden şüphe eden kimseleri ise ancak acıtıcı bir dayak veya organın kesilmesiyle hakikatin kabul ettirilebileceğini söyler. Tabii Maturidi'nin bu önerisi bu kesime mutlaka böyle bir uygulamanın tatbik edilmesini gerekli kılacak bir husus değil. Herhalde aklen onlarla baş edebilmenin sanal bir yol olarak bulmuş olduğu bir yöntem olsa gerektir diye düşünüyorum. Şimdi İslam düşüncesinde bu akım, yani sofistaiye denilen bu akım 3 kategoride incelenmiş. Bunlar indiye, inadiye, la edriye şeklinde. Özellikle 3. kategori üzerinden gidilerek açıklamalara ağırlık verilmiş. Bu konuda İmam Maturidi'den sonra ünlü Eşari bilginler Adudiddin Abdurrahman el-İyici ve onun ünlü şarihi Seyyid Şerif el-Zürcani de çok önemli açıklamalar ve değerlendirmelerde mevcuttur. Kitab-ül Mevakıf ve onun şerhi Şerhül Mevakıf'ta. Orada özetle diyor ki La Edriye, yani ben bilemem, bilinmez hakkındaki açıklama ve eleştiriler Adudiddin el-İyici ve onun ünlü şarihi Gürcan eserlerinde artık oturmuştur. Oturmuş şekilde yer almaktadır. Gürcan'ın açıklamalarına göre sofistaiye hem aklın a priori bilgilerini, yani biz buna bedihiyat ya da felsefi dille konuşurduk olarak deney öncesi, tecrübe öncesi bilgilerini hem de duyu algılarını inkar eden bir akımdır. Bu akım la edriye, inadiye ve indiye olarak 3 gruptan oluşmaktadır. La edriye, yani bilginin elde edilmesi konusunda duraksayanlar, tevakkuf edenler. La edriye göre duyu ve akılla elde edilen algıların gerçeklik hakkında bilgi sağladığı yolundaki fikirler duyumcu ve akılcı akımlarca karşılıklı olarak geçersiz kılındığına göre bir yargıya varmak için akıl ve duyular dışında başka bir yargı gücüne de başvurmak gerekmektedir. İşte bunun içinde nazari araştırmadan bahsediyor. Nazari araştırmadan başka da bir yol yoktur diyor. Nazari bilgi de zorunlu bilgiler gibi akli kavrayışın bir parçasından ibarettir. Eğer nazari yolla ulaşılan bir hüküm doğru kabul edilecekse bu bir devre, kısır döngüye yol açacaktır. Dolayısıyla bu mesele karşısında susup agnostik veya şüpheci kalmak icap eder. Gürcani'nin La Edriye verdiği cevap da şudur. Eğer kendileri bu görüş ve tutumları konusunda kesin bilgilere sahiplerse bu onların La Edri olmadıkları anlamına gelir. Eğer kesin bilgiye sahip olmadıklarını söylüyorlarsa iddialarının doğruluğuyla doğruluğu teziyle çelişiyorlar demektir. Her iki durumda da la edriliğin temelsiz olduğu ortaya çıkmaktadır. İnadiye gelince, yani bilgiye kesinlikle hiçbir şekilde ulaşılamaz şeklindeki gruplara gelince, bunlar da varlığın gerçekliğini inkar hususunda la edriyeden farklı olarak duraksamayan gerçekliği kesin bir dille inkar edenlerdir, reddedenlerdir. Onları la edriyeden ayıran husus, ikincilerin eşit güçteki deliller karşısında besledikleri şüphenin kesinlik taşıdığı iddiasıdır. İndiye ise eşyanın gerçekliğinin itikatlar ve inançlar tarafından belirlendiğini ileri sürerler.
Bu telakkiye göre her grubun görüşü kendince doğru olup karşılıklarına göre yanlıştır. Ya bu izafiyetçi bir anlayıştır. Onlara göre bunda herhangi bir saçmalık yoktur. Çünkü hiçbir şey kendi başına doğru değildir. Hakikat değildir. Daima bir görellik, izafilik söz konusudur. Cürcani de öteki kelamcılar gibi sofistlerin bir ekol olduğunu kabul etmektedir. Doğruyu söylemeyi, doğruları ifade etmeye değil de yalnızca üstün çıkmayı, kazanmayı amaçlayan tartışma türüne de sofizm adı verilmektedir. Bunlarda bir aldatma, yanıltma ya da belli bir gaye uğruna bir akıl yürütme anlayışı da vardır sofistlerde. Aynı çerçeve içinde geçerli gibi görünmekle birlikte geçerli olmayan, incelikli ama bir takım yanıltıcı argümanlardan, bir takım akıl yürütmelerden de hareket ederler sofistler. Sofistler Sokrat öncesinde ortaya çıkan filozoflardır ve özellikle Sokrat ve Aristo bu sofistlere oldukça da kızgındır. Çünkü bunlar kanıtlanmış bilgiye ulaşmak yerine bir iddia konusunda muhatabı sadece hitabet sanatıyla ileri sürerler, kabul ederler. Bunlar bilginin imkanı ve değeri konusunda bugünkü agnostik, septik veyahut da relativist anlayışlara yakın anlayışlar ileri sürmüşlerdir. Özellikle klasik Yunan'da bunların en önemli temsilcisi olarak karşımıza Protagoras çıkıyor. Bugünkü agnostizmin temel yaklaşımına benzer fikirler ortaya koymuştur. Protagoras insanın her şeyin ölçütü olduğunu ileri sürüyor. Yani bilgi denilen olgunun da kişiden kişiye değişeceğini kabul ediyor. Bu görüş algı yahut inançlardan bağımsız sabit bir gerçeklik değildir. Gerçeğin tam bilgisinin de asla elde edilmesi söz konusu değildir diyor. Protagoras'a göre ölçü ayrı ayrı her insan olduğuna göre, yani özne insan olunca insanın bilgileri ve inançlarını belirleyen sabit bir gerçeklikten de söz edilmez. Dolayısıyla gerçek herkese göre değişebilir. Her bir görüş diğerinden daha doğru veyahut daha da yanlış olamaz. Bu bağlamda Protagoras kendi dönemindeki tanrıların varlığı ve mahiyeti konusunda bilgi edinmenin insanın gücünü aştığı görüşündedir. Protagoras tam bir sübjektivist ve agnostik bir filozoftur. Ama onun benzeri görüşlerle ortaya çıkan bir de Gorgias diye birisi var. O ise tam bir septiktir. O dönemlerde bunlar arasında işte Diagoras, Prolikus, Critias gibi bir takım ateist filozoflar da vardır. Antinteres gibi monoteist, yani Tanrı'nın birliğini savunan filozoflar da vardır. Evet, ilk çağ filozoflarından meşhur Heraklitos ve Parmenides'in duyumlarla elde edilen bilgiler hakkındaki şüpheci yaklaşımların bu sofistleri, ki bunlar hemen sofistlere yakın bir tarihte, onlardan biraz daha önce, sofistleri büyük ölçüde etkilemiş oldukları söylenmektedir. Gorgias'ın şüphecilik üzerine söylemiş olduğu sözü düşüncesinin özetini oluşturmaktadır. O şöyle diyor: hiçbir şey, hiçbir şeyin hakikati yoktur. Bir şey var olsa da ya da hakikat diye bir şey var olsa da bilinemez. Bilemezdik, bunu bilseydik de başkalarına anlatamazdık diyor. Bilginin ancak duyularla elde edilebileceğini, bunun dışında bilgi elde etmenin asla mümkün olamayacağını ileri süren bir takım sofistler de vardır. Çünkü sofistler de kendi aralarında az çok farklı görüşlere sahiptirler. Onlara göre herkesin geçerli olacak hiçbir nesne, objektif bir bilgiden söz edemeyiz. Sofizmin kurucusu, bu az önce isminden bahsettiğim Protagoras'a göre Tanrı duyularla anlaşılıp bilinemez. Zira insanın ömrü zaten onu anlayabilmek için yeterli değildir, çok kısadır der. Şimdi bu sofistler, muhterem
misafirler, değerli katılımcılar. Evet, soru alalım. Evet. Eski Yunanistan'ın bir takım şehirlerini dolaşarak parayla ders veren kimselerdir. Bunlar kitabet sanatında son derece ileri gitmişler. Güzel konuşmada ve başkalarını ikna etmekte muallim konumuna geçmiş kimselerdir. Zaten sofist kelimesinin hem Sokrat'tan itibaren kendilerine yüklenen bir olumsuz anlamı var. Çünkü biraz sonra yine bahsedeceğiz. Platon sofistleri sahtekarlıkla suçluyor. Çünkü onlar bilgilerini yüksek paralarla satan ve herkese işte bu bilgileri satmak için kendini pazarlayan, onlara hocalık taslayan, yalnız kendi kazançlarını ve menfaatlerini düşünen kimselerdir diyor. Ama sofistin aynı zamanda bir de bilge, bilgili kişi, hikmetli kişi gibi biliyorsunuz sofizm kelimesiyle alakalı olarak olumlu bir tarafı da vardır. Yani Platon'dan sonra, Platon ve Aristo'dan sonra özellikle sofistlere karşı büyük bir antipati uyanmıştır. Şimdi oradan şuraya gelmek istiyorum. 19. yüzyılda işte bizim tebliğimize esas olan agnostizmin kökeni de yine Yunanca kaynaklıdır. Agnostizm Yunanca agnostos, bilinmeyen kelimesinden türemiş bir kelimedir. Bu kavram yine az önce ifade ettiğim gibi insanın mutlak hakikate ve varlığın gerçek bilgisine asla ulaşamayacağını, gerçeği bilemeyeceğini, elde edemeyeceğini ileri süren 19. yüzyılda, 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir öğretidir. Bu adlandırma ilk defa 1869 yılında İngiliz biyolog Thomas Henry Huxley tarafından kullanılmıştır. Ben bunlara ateizmin sulandırılmış biçimi ya da dünsası adını taktım, yani agnostiklere. Bunlar hakikat ve dine kuşkuyla, biraz da umursamazca tavır alan bir akımdır. 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve Batı'da büyük ölçüde tarafta toplamıştır. Bu akımın öncü ismi olan Thomas Henry Huxley, 1869 yılında İngiliz Metafizik Derneği'nde bu düşüncesini açıklamış. O bu konuşmasında agnostizm kavramını da ilk defa ortaya atmıştı. Agnostizm kavramı İslam düşünce tarihinde biliyorsunuz irfaniye diye, gnostizm diye dilimize çevriliyor. Gnostizm de tabii Türkçe değil. Bilgicilik olarak bilinen, Allah'ın marifet yoluyla bilineceğini kabul eden anlayışa bir zıt bir anlam içeriğine sahiptir. Aslında bu kavram anlaşıldığı kadarıyla Hristiyanlıktaki dogmatik inanca bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Az önce Sayın Profesör Doktor İbrahim Coşkun Bey de deistlerle ilgili bir takım şeyler söyledi. Aslında Hristiyan kilisesinin akıl karşıtı itikatlarına, inançlarına, dogmatik düşüncelerine karşı ortaya çıkmış bir başka akım olarak görüyoruz. Huxley bu kavramı ortaya atarken sezgi ve tefekkür yoluyla edinilebilen bilgi anlamındaki gnosis kelimesinin zıddını ifade ederek yola çıkıyor. Gnostikler tanrısal mutlak bilgiye ancak sezgiyle ulaşılabileceğini savunuyorlar. Evet. Hemen bitiriyorum, toparlıyorum hocam. Huxley bu kelime diyor aklıma kilise tarihi gnostikliğinin zıddı olarak geldi. Çünkü kilise benim bilgisiz olduğum konularda çok fazla şey bildiğini iddia etmekteydi diyor. Evrim kuramının da en önemli savunucularından olan Huxley, buradan hareketle aklın algılayamayacağı hiçbir bilgiye gerçek gözüyle bakılamayacağını, bakılmaması gerektiğini savunuyor. Huxley insanların ölüm sonrası ve Tanrı'nın varlığı gibi konularda akıl yürütmekten kaçınmaları gerektiğini, çünkü ona göre bu konularda yanlışlanabilen ya da doğrulanabilen somut veya soyut bir bilginin veya bir kanıtın olmadığını iddia ediyor. Şimdi ben vakit tabii hemen doldu. Şimdi sunumumuzda olacak, ardından bir göstereyim.
David Hume meşhur deneycilik akımının önemli isimlerinden bu fikrin doğmasına öncülük ettiği söyleniyor. O da Tanrı'nın deney dışı kalan bir kavram olduğunu kabul ediyor. Var olup olamayacağını da asla bilinemeyeceğini ileri sürüyor. Bu nedenle Hume'a ünlü agnostikler arasında da yer verilmiştir. Hume'a göre Tanrı bir bilgi ya da akıl yürütmenin konusu olamaz. Sadece Tanrı'nın varlığına iman edilir diyor. Şimdi vaktimiz doldu mu muhterem başkan? O zaman ben birkaç şöyle bir iki dakikanızı istirham sonucu vereceğim. Ünlü agnostikler var. Bu agnostiklerin isimleri çok önemli değil. İnşallah tebliğimizde basılınca zaten araştırılınca görülecektir. Önemli olan burada agnostizmin ne olduğunu bu vesileyle. Şimdi sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Eski Yunan'daki bu septisizm bir takım aydınlanma ve kilisenin dayatmalarına karşı ortaya çıkmış bir akımdır. Aynen deizm gibi. 19. yüzyıldan itibaren yeniden geliştirilerek piyasaya agnostizm olarak ileri sürülmüş bir akımdır. Aslında bu akım kilisenin yanlış ve batıl din anlayışlarına karşı geliştirilmiş bir itiraz veya umursamazcı bir akımdır. Bana göre biz İslam kelamcıları olarak bunlara ateistler veya deistler gibi karşı çıkmak yerine onları anlamaya ve kelam ilminin bilgi nazariyelerini güncelleyerek, daha da geliştirerek ikna etmeye çalışmalıyız. Çünkü en azından bunların bir kısmı ateistlerin hünsası gibi sinsi bir din karşıtlığı yapıyor gibi olsalar da işlerinde samimi olarak kilise dininin akıl dışı ve dogmatik itikatlarına karşı agnostik tutumu benimseyenleri vardır. Akıl mantık önermeleriyle başta Tanrı'nın varlığı olmak üzere diğer dini hakikatleri kabul etmeye yatkın çok zeki insanlar olduğunu görüyoruz ve bunlarla bir şekilde iletişim kurmak ve kelam ilminin bilgi teorisinden yararlanarak ve kelam ilmini güncelleyerek bunlarla bir şekilde muhatap olmanın doğru olacağı kanaatindeyim. İslam kelamcıları aklın bütün verilerini kullanabilen istidlallerle iman esaslarını ispat iddiasında bulunan düşünürler olduğuna göre bu gibi kimselerin ikna edilmesi daha da kolay hale gelmektedir. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle 3 dakikalık o sunumu da gösterip tebliğimizi nihayetlendirmiş olalım. And for everyone to take. Well, first of all, what does agnosticism mean? I'm fairly sure about some things, less sure about other things. I am fairly sure no supernatural entity will intervene if I step off a cliff. I will fall. The laws of gravity will do that to me. I am fairly sure that if my genetic makeup happens to be of a certain kind, no matter how hard I pray, I will get cancer. Right. I am fairly sure that God doesn't intervene to be able to move electrons around in a way that does things that we or he or she likes. There's no evidence for that. All the evidence points in the opposite direction, that the laws of nature go the way they go. If you were to ask me about the very beginnings of the universe, the origins of it, why it is there, does it have a purpose, could an intelligence have been involved in creating it and so forth, there I would have to say I'm completely agnostic. I'm completely agnostic to the point where I just don't feel that we are anywhere near understanding enough about the world to even address those questions, not only not to answer them, but to even ask them properly and to make sense out of the questions. So I would say I'm almost beyond being an agnostic, that to say I'm not sure if there's a God or not a God, I have the feeling that it's the wrong question. Or that we're not at the point where we can formulate this kind of question. Right. I always think of it as a kind of curtain. There's the things that are hidden behind the curtain, and there are the things which are exposed in front of the curtain. It's always a tendency to believe that the things which are behind the curtain are controlled by supernatural, and the things which are in front of the curtain that we can see
are not controlled by the supernatural. Well, the history of science moves the curtain back. And the history of science just keeps moving the curtain back. But it never gets it quite all the ways back. And we never really know how far it has to go. Right. And so that's the situation. We can push back through the universe earlier and earlier and earlier, and always that curtain is still there. What's behind the curtain? If I knew what was behind the curtain, I would publish it. Some would point to the very comprehensibility of the universe, which didn't have to be, as if not a evidence of a supernatural intelligence, at least consistent with what such a supernatural being would have created. Yeah, it does look like there are patterns in the universe, that the universe respects certain laws, certain principles. First of all, could we live in a universe that had no pattern? What would it mean for it not to have a pattern? Just complete randomness? So as you push further and further back, what is the end point? Do you see the laws of physics ever be self-explaining? I can't tell. And I think it is a very interesting and big question. Another way of asking it is, could the universe have been otherwise? Mm-hmm. And I don't think we know. I have no idea. I think it's way, way beyond what we are presently capable of answering. Leonard, why isn't agnosticism the best philosophical position for everyone to take? Well, Alexander Pushkin. Teşekkür ediyorum bir fikir vermesi amacıyla. Böyle bir şahsın agnostik tavrında size razı etmiş oldum. Biz de teşekkür ederiz. Değerlendirmeyi sonra bir yapacağız. Şimdi Mehmet Bey de yine cihaz kullanarak sunum yapacak. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de muhterem Hazrun'u saygı ve sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Şu an ses geliyor mu canım? Geliyor. Tamam, problem yok. Aslında çok güzel bir tevafuk oldu çünkü benim yapacağım sunum Temel Hocam belli bir noktaya getirdi. Ben de Kant'tan itibaren agnostizmin nasıl modern dönemde geliştiğini ve günümüzde ne türden bir boyut kazandığını inşallah sunacağım. Belki planlasaydık hocam bu kadar. Evet, ben Kant'tan zaten bahsedecektim ama güzel oldu. Tevafuk, siz devam edin. Bu işin biraz daha uzmanısınız. Ben doğrudan doğruya çalışma alanım bu değil ama biz doktora dersinde işte çağdaş kelam problemleri vesaire son yıllarda ben alanıma girdi. O yüzden buyurun siz devam edin. Şimdi dikkat edersek biraz önceki videoda takılıp kaldığı cevaplayamadığı nokta, yani ateist olmaktan son anda vazgeçtiği ve bir anda Tanrı'nın varlığını bilmekle bilmemek arasında gidip geldiği soru işareti evren. Gerçekten de insanlığın başlangıcından itibaren evrene dair çok büyük bir ilgisi var. İnsanoğlu aslında bu şaşırtıcı bir şeydir. İnsanoğlu sonlu bir hayata sahiptir, sınırlı bir çevreye sahiptir ama en genele yönelik kendisinin de üzerine aşan çok büyük sorular sorabilmektedir. Bu sorular evren nasıl meydana geldi, işleyişini yöneten kuvvet ya da kanunlar nelerdir, niçin hiçbir şey değil de bir şeyler var. Ta başlangıcından itibaren tüm medeniyetler bu türden soruları soruyorlar. Hatta bu türden sorular antropolojinin de ilgi alanına giriyor. Mesela 78 tane farklı primitif toplum üzerinde yapılan bir araştırma tamamında kozmolojiyle ilgili bir düşüncenin olduğu, bir genel bir fikrin olduğunu ortaya koyuyor. Yani insanoğlu kozmoloji olmadan yapamıyor. Çünkü kozmoloji insanın kendisini, varlık bütün içerisindeki yerini anlamlandırmasını sağlıyor. Dinle ve diğer türden insana anlam kazandıran inançlarla bütünleşiyor. Ve bu bağlamda nesiller arasındaki devamlılığı sağlıyor. Kozmoloji bu yönüyle bilimde en eskisi diyebiliriz. Ama diğer taraftan da bilimlerin en yenisi. Çünkü
insanoğlunun bu türden varoluşunu ilgilendiği soruları sorabilmesi oldukça ve bunlara bilimsel anlamda cevaplar verebilmesi oldukça yeni bir olgu. Kozmoloji terimi bir kavram olarak ilk defa Christian Wolff tarafından kullanılıyor. 18. yüzyılda Christian Wolff başlangıcından sonuna evreni tek bir objeymiş gibi bir bütün olarak araştıran bir bilim teklifi yapıyor. Tabii özellikle aydınlanma filozofları başta David Hume olmak üzere Christian Wolff'un bu teklifine oldukça eleştirel bir şekilde yaklaşıyorlar. Mesela İngiliz düğümcü filozoflarından David Hume, insan evrenin yaratılışına dair tecrübe haline sahip olamayacağı için ya da evrenin dışına çıkıp topyekun evreni gözlemleyemeyeceği için hiçbir zaman topyekun evrenin kendisi bilimsel bir bilgiye konu olamaz şeklinde bir iddiaya sahip. Bunu sistematik halde savunan kişi ise Immanuel Kant. Yalnız Kant'ın burada ayırt edici bir özelliği var. Kariyerinin ilk döneminde Kant tutkulu bir kozmolog olarak dikkat çekiyor. Mesela Karl Popper onun evrensel doğa tarihi ve gökten kuramı üzerine yazdığı eseri ki kritikten önceki döneminde yazmıştır Kant bu eseri. Kozmolojiye yapılmış en büyük katkılardan birisi olarak gösteriyor Karl Popper. Gerçekten de Kant'ın kaostan düzene, ada evrenler, galaksi ve yıldız oluşumları vesaire teoriler geliştiriyor kendisi. Özellikle Newton fiziğinden de faydalanarak o dönemde. Ve bu teorilerin doğru olduğu 20. yüzyılda çoğu kanıtlanıyor. Hatta bir ironidir. Kant bu yönüyle kozmoloji sahasında saf aklın başarısına bir örnek olarak gösterilir. Daha sonra eleştirecektir Kant bu kitabını ama yine kritikten önceki dönemde Kant daha sonra eleştireceği atomculuğu çok böyle tutkulu bir şekilde savunur. Mesela gördüğünüz gibi Lüpetrus'un teorisini destekler, hatta boşluk fikrini de destekler. Hatta Ebul Hüzeyl gibi bir yaklaşım sergiler. Atomcuların bu teorisi de Tanrı'nın var olmadığını değil, tam aksine Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamaktadır. Yani kozmolojik bir delil olarak kullanıyor atomculuğu bir kitabında. Sonsuz boşluktaki, ucu bucağı bulunmayan bir boşlukta atomların bir araya gelmesi, anlamlı dünya gibi, insan gibi varlıkları oluşturması kesinlikle tasadüf olamaz. Bu Tanrı'nın var olduğunu gösteren delillerden birisidir. Olarak da atomculuğu kozmolojik bir delil olarak da kullanması meşhurdur Kant'ın. Ama kritikçi döneminde özellikle David Hume'un eserlerini okuduktan sonra Kant bunu adeta bir rüyadan uyanmak olarak görüyor. Ve Saf Aklın Eleştirisi isimli meşhur kitabında daha önce kozmolojiye dair söylediği her şeyin bir gençlik hatası olarak değerlendiriyor. Ve kozmolojinin mümkün olamayacağını, insanın bunu başaramayacağını iddia ediyor. Tabi bunda Kant'ın yaşadığı epistemolojik bir dönüşüm de var o dönemde. Malumunuz işte kıta Avrupa'sında empirizm çok meşhurdur. Locke'lar, işte David Hume'lar. Pardon, kıta Avrupası demişim, Britanya'da. Kıta Avrupası'nda da rasyonalizm çok etkin durumdadır. Descartes'ler, Leibniz'ler. Kant ikisinin de hatalı olduğunu söylüyor. Kant'a göre empirizm hatalıdır çünkü insanın saf gözlemleri, duyuları, işitmesi ham veriler sağlar. Bunun mutlaka akılla işlenmesiyle ancak anlam kazanırlar bu saf veriler. Yine rasyonalizm hatalıdır çünkü salt akıl evren konusunda bize bir şey veremez. Aslında Kant'ın bu eleştirisi kelamcılar için de tanıdıktır. Mesela salt akıl ahiret hayatı hakkında hiçbir şey söylemez.
Çünkü evren mümkün bir alandır. Salt akıldan hareket ettiğiniz zaman evrenin tam nasıl olduğunu ne yapamazsınız, ortaya koyamazsınız. Mutlaka duyulara da ihtiyacı vardır. Buradan yola çıkarak bizim için çok tanıdık olan adeta saf aklın eleştirisinin üzerine bina ettiği 4 tane antinomi geliştiriyor. Bu antinomilerle insanın evren bilim ve Tanrı hakkında niçin kesin bilgi sahibi olamayacağını ortaya koymaya çalışıyor. Birinci antinomisi, evrenin bir başlangıcı var mıdır, yok mudur? Bunu insan kesin olarak ortaya koyamaz. Yani hem lehte hem aleyhte. İkinci antinomi yine bizim için çok tanıdık. Kelamcıların meşhur atomculuğu, bileşik cisimler daha küçüğe bölünmez parçalardan mı oluşuyor, oluşmuyor mu? Bu da kesin olarak bilinemez. Üçüncü antinomi, evrende zorunlu doğal nedensellik var mıdır, yok mudur? Bu da yine kelamcıların bir iddiasıydı. Bu da kesin olarak ortaya konulamaz. Ve son antinomi, evrenin bir sebebi olarak zorunlu bir varlık var mıdır, yok mudur? Bu konuda da insanoğlu kesin bilgi ortaya koyamaz. Tabii bu antinomilerin ve Kant'ın geliştirdiği epistemolojik özellikle yaklaşımın birçok etkisi gerçekleşmiştir. Özellikle 19. ve 20. yüzyılın Avrupa'sında meşhur Fransız filozoflardan Tresmant'tan bunu işte Kant'tan sonra özellikle evrenden yola çıkarak Allah düşüncesinin temellendirilemeyeceğine yönelik genel bir işte görüş birliğine vardıklarını filozofladım. Ve bunun yerine sırf imanla Tanrı'nın bilinebileceğine yönelik bir yaklaşım sergilediklerini. Tabii bu ateizmi de etkiledi diyor. Ateistler de bu sefer imancı bir ateizm gündeme geldi. Önceden ateistler bazı deliller getirerek teistleri reddetmeye çalışıyorlardı. Artık ateistler de bir imancı bir tavırla teizmi reddetmeye çalıştılar. Ve şöyle tablolaştırabiliriz Kant'ın antinomilerinin felsefi sonuçlarını. Bunlar en çok zararı aslında bizim şu anda eleştirmek için toplandığımız deizm görmüştür. Çok ilginç bir şekilde aslında deistler akıllı düşman olarak görüyorum ben onları. Belki eğer nübüvveti de reddettikleri zaman. İkinci zararı, teizmin klasik doğal teolojisi hayli bundan etkilenmiştir. Ki bu bizim kelamcıların yapmaya çalıştıkları şeydir. Özellikle uluhiyet konularını akılla temellendirmeye çalışan ve nübüvvet ispat edene kadar vahyi, bir tek vahyi kullanılmayacağını iddia eden kelamcılar bir yönüyle akıldan ve alemden yola çıkarak Allah-u Teala'nın varlığını temellendirmeye çalıştıkları için Kant'ın antinomilerinden Avrupa'da özellikle, yani Allah-u Teala'nın varlığını akıldan ve evrenden yola çıkarak temellendirmeye yaklaşan türünden bir yaklaşımla zarar görmüştür ki bu kelamın varmış klasik yönden baktığımız zaman varoluşsal bir eleştiridir aynı zamanda kelama. Fideizm, birçok teist çaresizlik duygusu içerisinde fideizme sığınmıştır. Özellikle Hristiyanlardan. Bu bağlamda inanca dair hakikatlerin aklın kavrayışının ötesinde olduğu bir kısım fideistler bunu iddia etmişlerdir. Hatta Kierkegaard gibi bazı fideistler mesela saçma o halde inanıyorum. Yani akılla iman çatışabilir, o halde inanmamız gerekir türünden bir iman şekline sebep olmuştur. Yine Kant'ın saf aklın eleştirisinin ikinci baskısındaki ön sözüne yazdığı inanca yol açmak için bilgiyi inkar etmek zorunda kaldım sözü bu yönüyle gayet meşhurdur. Agnostizm, Temel hocamızın da biraz önce belirttiği gibi hayli yaygınlık kazanmıştır. Bir tür negatif ateizm diyebileceğimiz
Tabi bundan en fazla kârı çıkan Tresman Tonk'un da belirttiği gibi ateizm olmuştur. Çünkü bir nevi din duygusu irasyonalizme düşürmüştür. Yani düşünebiliyor muyuz? Bir kelamcı şöyle bir önerme kurar mı? Muhal, o halde inanıyorum. Yani tamamen bütünüyle kelamı reddeden bir yaklaşım. Fideistik bir yaklaşım. Yani bence deizm kelama fideizmden biraz daha yakındır diyebiliriz yani aslında o yönüyle. Şaban Hocam bunu sabah ya anlatmıştı. Çok teşekkürler kendisine. Peki antinomilerin bilimsel yönler ne gibi sonuçları oldu? Pozitivizmin hayli etkisini arttırmasına sebep olmuştur. Bilimsel kozmoloji pozitif bilimleri bilimlerden dışlanmıştır. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer insanoğlu evreni kavrayamıyorsa, evreni ihata edemiyorsa, evren metafizikleştiyse, evren üzerinden de Allah'a bir istidlalde bulunamayacaktır. Yani biz evreni kavrayamıyoruz ki onun üzerinden Allah-u Teala'ya bir istidlal geliştirelim. Bu yönüyle pozitivizmin dar kalıplı bilim anlayışı bilim adamlarını bir hakikat duygusundan uzaklaştırmıştır. Büyük sorulardan uzaklaştırmıştır. Tabii bu ileri vadede ateizme hizmet etmiştir dolaylı yönden. Yine mesela Auguste Comte Pozitif Felsefe isimli eserinde bırakın evren hakkında konuşmayı, ben güneşin bile neden yapılı olduğunu asla bilemem. Yani bu derece dar bir kalıp. Yine meşhur Rutherford'a nispet edilen, eğer laboratuvarımda birisi evren hakkında konuşacak olursa onu kapı dışarı ederim. Yani kesinlikle mümkün değil. Sevgili Mehmet Bey, üzgünüm, 5 dakikanız var. Evet. Evet hocam, inşallah. Zaman izafi. Arkadaki, ayaktaki arkadaşlar, biz size kıyamayız. Lütfen oturun. Evet. Şimdi yalnız oyunu ben şimdi Kant'ın kurallarına göre oynayacağım. Çünkü onun epistemolojisi gerçekten çok karmaşıktır. O nedenle Kant'ın temel iddiası şuydu. A posteriori bilgiler insanoğlunun bir bilgiye sahip olabilmesi için duyumdan da net bir veri gelmesi lazım. Evren bilimi nasıl gözlem ve deneylerle 20. yüzyılda bir bilim haline geldiğini ve bunun teistler tarafından özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için kullanmaya başladığını inşallah ortaya koymaya çalışacağım. Buradaki maksadım Kant'ın epistemolojisini reddetmek değil, tamamen onun epistemolojisini kullanarak evren biliminin mümkün olduğunu ispat etmek olacak. Birinci antinomide Kant diyordu ki, evrenin başlangıcı hakkında insanoğlu bir bilgi sahibi olamaz. Ancak Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı, zaman ve mekanın doğası hakkında insanlara bilimsel yoldan konuşabilmesinin yolunu açtı. Mesela onun geliştirdiği genel görelilik kuramına göre güneş gibi yüksek kütleli cisimde zaman ve mekanı bükerler. Zamanın ve mekanın büktüğü yerdeki bir varlık bu güneşin etkisi altında olmayan başka bir evrenin başka bir bölgesindeki varlığa göre zaman ve mekanı daha yavaş hisseder. Mesela bilim adamları günümüzde nasıl bir yapay bir fanus oluşturuyor, orada bir kalemin düşmeden sağlıyorsa zamanın da etkisini minimuma indiriyorlar. Normalde 8 dakikada bozulması gereken bir nötron günlerce varlığını devam ettirebiliyor. Çünkü zaman onun için çok daha yavaş işliyor. Yani zamanın somut bir varlık olduğunu gösteriyor. İlk defa Alexander Friedman ve Lemaitre Einstein'ın geliştirdiği genel görelilik kuramının evrenin genişlemekte olduğunu varsaydılar ve daha sonra elde edilen tam da Kant'ın şart koştuğu gibi gözlemsel veriler, işte Hubble'ın galaksilerin ışığının tayfının kırmızıya döndüğünü, tayfını keşfetmesi
13.7 milyar yıl önce evrenin bir tekillikten, yani yokluktan var olduğunu konusunda bize birçok deneysel ve gözlemsel kanıt ortaya koydu. Yine hidrojen ve helyum gibi elementlerin orantısal olduğu, kozmik mikrodalga fon ışınımı, yani kümülatif case diyorlar buna. Delillerin toplamı da, yani siz bir delili farklı bir şekilde yorumlayabilirsiniz ama birçok delil birden bugün evrenin bir başlangıcı olduğunu ortaya koydu. Evrenin bölünmez atomlardan yapılı olup olmadığı, bu da benim doktora tezimi ilgilendiriyor doğrudan. Günümüzde Planck sabiti, aslında özel görelilik kuramı da bunu ortaya koyuyor bir yönüyle. Çünkü mutlak hız veriyor evrene. Işık hızını siz nihai hız olarak kabul edersiniz. Zamanın ve mesafenin birbirine ölçümüyle 10 üzeri eksi 35 metreden daha küçük bir parçacık mümkün değil. Yine Planck sabiti bize maddenin, enerjinin, uzay ve zamanın daha küçüğe bölünmez temel yapı taşlarından oluştuğunu bilimsel bir şekilde veriyor. Üçüncüsü, Kant demişti ki evrende zorunlu nedensellik var mıdır, yok mudur? Bunu da insanoğlu bilemez demişti. Yine bilimsel bir şekilde, deneysel bir şekilde günümüz bilimi indeterminizmin var olduğunu madde altı dünyada ortaya koyuyor. Yine aspekt deneyi zorunlu nedenselliğin var olmadığına yönelik deneysel ipucu sağlıyor. Ve son argüman, bitiriyorum hocam. Işık hızıyla bitirmeniz gerekiyor hocam. Evet. Işık hızıyla bitirmeniz gerekiyor. Tamam, daha iyi bir şey var. Son argüman, Kant demişti ki evrenin bir sebebi var mıdır, yok mudur? Bilinemez. Dördüncü antinomi. Aslında diğer üç antinomi de dördüncü antinomi kurulmuştu. Günümüzde Big Bang teorisi evreni kendi kendine açıklayamaz hale getiriyor. Ve böylelikle de evrenin dışından bir metafiziksel etkiyi mümkün hale getiriyor. Ve buna da gözlemsel veri sağlıyor. Ve bunu da ilk defa William Lane Craig doktora tezinden ortaya koymuştur. Ve başarılı bir şekilde savunmuştur. Doktora tezi kabul edilmiştir. Ben çok teşekkür ediyorum. Ve böylelikle Kant'ın antinomilerinin yanlışlanabileceği, teizmin, agnostizmin aleyhinde çok daha avantajlı bir şekilde, yani deliller eşit değil, belki kesin değil ama Tanrı var olduğuna yönelik, evrenin kendi kendini açıklayamayacağına yönelik deliller günümüzde çok daha fazla. Bu nedenle biz günümüz biliminden yola çıkarak Allah-u Teala'nın varlığını kanıtlayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, teşekkür ederim. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ahmet Bey İngilizce konuşacak. Zannederim Şaban Bey siz tercüme edeceksiniz. Şurada mı yoksa burada mı tercüme edersiniz? Nasıl düşünürsünüz? Karar sizin, nerede yer alırsanız. İsterseniz buraya gelin. Fakat şeyi bilmiyorum. Şimdi hocam 20 dakika konuşacak. Siz de 20 dakika tercüme edeceksiniz. 20 dakika. Ya ahi, عندك 15 دقيقة. اوكي. تمام. اوكي، اوكي، I'll try to make it quick because I know I have to detract from my time because of the translations. So first of all, it's a pleasure to be here. It's truly a delight and honor to be in Turkey, the only country where I think there is hope for the revival of Islamic sciences. But in order for that revival to happen, we have to have a very subtle and discerning understanding of the problems that Kalam, in its defensive and constructive role, I mean Kalam in classical in the classical period had both roles dealt with, and in that sense I would like to split my dissertation into two parts. The first part I want to talk about the real okay. Türkiye'de burada olmaktan çok mutluyum. Özellikle İslami ilimlerde dirilişin çok net olarak gözlemlendiği bir ülkede olmaktan gurur duyuyorum. Bunu özellikle kelamcılar arasında hem savunmacı hem de inşacı bir disiplin olarak kelamın konuşulduğu bir ortamda olmaktan ayrıca daha büyük mutluluk duyuyorum. Okay.
So I want to talk about two parts. The first part, I want to talk about the genealogy of deism. Okay, and I want in modern thought, and I want to situate my conceptualization of the problem of deism in a specific problem, and that is the critique of a transcendent understanding of reason and the interest in establishing an immanent understanding of reason. I want to connect that, building up towards Kant, and with Christian thought and with a particular view of science which has been critiqued, and I'm happy that I'm giving my presentation after Mehmet, because he talked about the critique of that view one way or another. Mm-hmm. Now, okay, please. Sondan başlarsak, Mehmet, Mehmet Burgen'in Kant'la ilgili sunumunun arkasından gelmesi güzel bir tesadüf oldu. Çünkü ben ikiye ayıracağım benim konuşmamı diyor. Bunlardan birinci bölüm deizmin şeceresini ortaya koymaya çalışacağım. Daha sonra da bu şeceresini ortaya koyarken aşkınlık fikrinin deizmle nasıl bağlantılı olduğunu ortaya koyacağım. Bu birincisi deizmin şeceresi kısmı. İkincisi ise burada Kant'ın nerede durduğu kısmıdır. Now, before I start, just one small remark. Why Kant? Why is Kant important? Kant is important for a number of reasons. I mean, apart from some of his arguments which have been critiqued by modern science, like the cosmological argument, for instance, that Mehmet talked about, but Kant is very important as a humanistic thinker. As a matter of fact, Kant represents the end, from my very humble perspective as a Kant scholar, the end of the Western project. Western project ended in 18th century. After that, you have a 19th century of crisis, an expression of crisis politically and epistemologically in the late 19th century and early 20th century from Nietzsche and Deleuze and Husserl onwards, and then after that we get an ultimate expression of bankruptcy in postmodernity. Kant'ın deizm meselesini tartışırken Kant neden çok önemli bir figür olarak ortaya çıkıyor? Bunun üzerinde durmak lazım. Kant kendisinden önce var olan ontolojik ve kozmolojik delillerin hiçbir işe yaramadığını ortaya koyan bir adam olarak öncelikle bir yerde duruyor. Bu çok önemli. Yeni bir argüman geliştirme peşinde çünkü. İkinci tarafı Kant'ın kendinden önceki geleneğin dışında kalan çok hümanistik bir yapısı var. Özgürlükçü ve hümanistik bir yapısı var. Sonra bir de Kant, Batı düşüncesi tarihi açısından bakarsanız bir krizin sonlanmasında duruyor. Bir kriz var Batı düşünce tarihinde. Orada bir yeri temsil ediyor ki bu kriz Kant'la sona ermiş değildir. Daha sonra da bildiğimiz Wilhelm Diesthal gibi, Nietzsche gibi isimler tarafından bu krizin daha sonra da taşındı ve çözümlemeye çalışıldığını biliyoruz. Okay, now I'll summarize very quickly the first part. So how does deism start in modern philosophy? It starts essentially as an extension of the Newtonian Galilean mechanistic view that inspired a particular reaction towards a problem that the Western mindset had with Christianity. Christianity should not be left outside of the way deism took place. So a very good example, apart of course from British analytical deism, like in the works of Hobbes and Clark and Locke and others, I find a very good example in Spinoza of what modern deism is. And particularly as far as the interest of denying any system of transcendence and collapsing everything into an immanent system of material rationality. Okay, so... Batı tarihi açısından bakarsanız, deizmi tartıştığımızda Newton ve Galileo'nun kurmuş olduğu mekanik dünya algısının deizmin kökeninde yattığını bir tarafa bunu koymamız lazım. Newton ve Galileo'nun mekanik dünya algısı deizmin batıda kök tutmasında en önemli faktör. Ama bu tek başına bu mesele değil. İkinci yapısı aynı zamanda deizmin batıda kök bulmasında Hristiyanlığın bir fonksiyonu var. I just missed the last part of your statements. Just two sentences, please. Okay, well, I'm gonna repeat them so we can... Okay.
So Spinoza's eminent naturalistic metaphysics is an exemplary expression of the interest in having an eminent understanding of reason and nature. Burada benim son kısmı kaçırdım dediğim kısım Spinoza'ydı. Spinoza'nın kurduğu sistemde deizmin de ayrı bir yeri var. Yani burada dikkat çekmemiz gereken isimler var diyor. Bu isimler başta andığımız gibi Newton ve Galile, daha sonra bir kurum olarak Hristiyanlık ve daha sonra bu kuruma katkıda bulunan Spinoza. Okay. So Spinoza reduces God to nature, God's general power potentia in Latin to the eminent force of nature in its immediately correspondent mirroring. Hence we get the term speculum and speculative, which comes from speculation, which later the German idealist in the reconstruction of Spinoza are going to take the idea of speculative philosophy. And it's mirrored, that potentia, that eminent power of God, is which is nature essentially, is reflected in the physical power that even bodies exercise, which is in his language potestatis, that physical bodies exercise over each other. The aim was to deny... Özellikle Spinoza ile ilgili söylememiz gereken şey, Tanrı'nın mahiyetini tartıştığı yerde Spinoza'nın Tanrı'nın iki gücünden bahsettiğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Tanrı'nın genel kudretini içeren potansiya kavramı. Bir de bu genel gücün özel tikel nesnelere yöneldiği zaman kullandığımız patestias ifadesi. Potansiya, Tanrı'nın genel kudreti, en azından Spinoza düşüncesinde. Sonra da bunun teker nesnelere yöneldiği zaman ne ifade ettiği. Tanrı tasavvuru konusunda Spinoza'nın konuşuyor. The aim was to deny not only the ontological transcendence of any notion of reason like in the Aristotelian unmoved mover, but also to do away with any formal transcendence, even in a logical form. As Antonio Negri brilliantly pointed out in his analysis of Spinoza's physics and ethics in the Savage Anomaly. According to Spinoza, the lacuna of proper rational insight in understanding how reason is mapped in material reality, which science is going to reveal to us, I mean experimental material science is going to reveal to us, is what made us produce transcendent notions of reason. And yani hence this is what Spinoza'daki anlamamız gereken temel sistem şu. Bizim aklımızın bir soyut algı biçimi olarak, aklımızın nesneyle, materyal, maddi olan nesneyle tam olarak örtüşmesinin getirdiği zorluklar, örtüşmemesi yani, burada yaratılan zorluklar, zorunlu olarak bizim aşkın fikrini, kendimizin ürettiğimiz fikrine dayanıyor. Ya Ahmet, Esif, Hamse de Gayet. Okay, I don't know how to say anything in 5 minutes, but okay. Okay. So the deeply, anyway, so that interest in the eminent understanding of reason is led ultimately, as we learn in the crisis of the, which was, as I said, an extension of the interest in having a view of religion that is purely mechanistic, okay? Led to what later got to be reformulated in 18th century thought as natural religion, okay? And natural religion was an attempt to understand the interest of the human mind materially, okay? Whether that material interest, okay, is emerging from the innate ideas of reason, if you are a rationalist, like Descartes, for instance, and Leibniz, or an empiricist and sentimental approach, as say, for instance, what we get in Rousseau, in Emel, or in David Hume's dialogues on natural religion. Okay, I'll stop. Bu söylediğimiz örtüşmenin tam gerçekleşmemesi, yani aklın soyut bir nesne olarak aklın maddi olan ile tam örtüşmemesi, aynı zamanda dinin formları nasıl bir forma gireceğini de etkilemiştir diyor. Örnekler veriyor. Şimdi bunun ya rasyonel bir doğal din dediğimiz olgu da buradan çıkıyor diyor.
ya bunu akıl üzerinden, ya Jean-Jacques Rousseau'nun Emile'de yaptığı gibi duygular üzerinden, ya David Hume'un yaptığı gibi tecrübe üzerinden bir kurguya giderek bu boşluğu doldurma. Yani dinin, din aynı zamanda aklın, akla yüklenen ve ama dolduramadığı, akla, akıl ile maddenin dolduramadığı boşluğu bu sefer aklın yerine dinin bir formunu ikame ederek bu boşluğu nasıl doldurabiliriz gibi bir teşebbüs ortaya çıktı. This is a little bit sophisticated and complicated. I know. You know that? Yes, it's very, because I was trying to condense it. Anyway, so as Husserl later explained in the Krisis der Europäischen Wissenschaften, which I think is one of the most brilliant readings of the development of the understanding of science in relation to metaphysics in the 20th century, that under that assumption, okay, let me talk without looking at my paper, that assumption of the immediate translucence, immediate mirroring between matter and reason was questioned. Okay, it was questioned in Hume, despite his commitment to natural religion. It was questioned by many 18th century thinkers. And that questioning, according to Husserl, was due to the fact that there was a loss of the understanding between how we are in the natural world bringing the noetic, that is the transcendent dimensions of our reason, okay, in relation to the noematic, or the objective content of experience. And according to Husserl, I'll stop in one second, the man who understood that very well and jumped in, and rightly so, in Husserl's, in response to both the empirical skepticism and rational eminence, was Kant, with his transcendental system. So, okay. Bir isim veriyor, Husserl'i bilen bunu daha iyi anlayacaktır diyor. Oradaki aşkın gerçekliklerin, bizim zihnimizin, aklımızın bir aşkın bir fikri bir tarafta duruyor ama öbür tarafta bu madde var. Burada ikisi arasında aşkın akıl ya da aşkın ile madde arasındaki bu geçişi, bu ilişkiyi sağlamada bir zorluk çekiyoruz. Husserl'in söylediği bütün görüngü bilim bunun üzerine dayanıyor. Husserl'in. What is the main point we have to underline with regard to deism and Husserl's this phenomenology? Well, I'm getting to it right now. And as far as Kant is concerned, I was just introducing it. So what Kant's deism established, I mean, according to Husserl, it was a return, but I'm mentioning the life word for a very important reason. So the transcendental system only works based on the mutuality between the subjective and the objective. Okay. Now, Kant, okay, despite doing that, okay, he did two things, okay, in terms of deism. The first one was Kant'ın deizmle ilgili. Yani bu objektif biraz karışık bir konu, felsefenin iyi bir konusu. Objektif ve subjektif arasındaki bu irtibat, bu ilişki nasıl sağlanıyor? Yani şöyle diyeyim, içkin ve aşkın olan, immanent, yani burada içkin olan ve transandan, aşkın olan ne bir kavram var. Bu ikisi arasındaki ilişki nasıl sağlanıyor? Bu Husserl'in de ele aldığı konu, Kant'ın da ele aldığı konu. Ya da subjektif ile objektif arasında ilişki nasıl sağlanıyor? Bunu Kant'ın deizmi açısından ele alırsak. Okay. Okay. Now the two features of Kantian deism are the following. And please take note of them so that I can connect them very quickly to what I want to say about Kalam. Okay. First of all, the conceptual slash epistemic genesis of the idea of God. For Kant, as we learn in the second part of the Critique of Pure Reason, the idea of God is a necessary product of the way our logic functions. Okay. Yani birincisi Tanrı kavramı en azından Kant'ın epistemik bilgi sistemi, epistemik sistemi açısından alırsak. Kant bir o anlamda bir inanç konusunu vesaire tartışılıyor Mendel'in tezinde. This is my contribution. Kant açısından alırsak Tanrı kavramı bizim epistemik sistemimizin ürettiği, onu doğal olarak ürettiği bir kavramdır. Epistemik bilgi sistemimiz bunu bu şekilde üretecek şekilde ayarlı. Okay. And that logical product, that is the idea of God, okay, is then placed in a humanistic context. Sonra okay. Bu mantıksal olarak, mantığımızın ürettiği bir kavram olarak Tanrı bir insani bağlama oturtuluyor. Okay. Now the advantage of the Kantian position over the eminent theorists before him is that he... Kendisinden önceki içkinci felsefecilerden farklı olarak Kant'ın ortaya koyduğu bu kavramın
Avantajı nedir? Okay, is that he didn't, is that while he was committed to the mechanistic worldview, as he tells us in the critique, der Urteil Prof, the critique of judgment. Mekanistik dünya görüşüne kendisi hiçbir şekilde bağlı değil. Neden onu reddediyor? He distinguished the idea of God, okay, as a conceptual in its in terms of its conceptual genesis, and reduced it to only humanistic concerns. Tanrı kavramını o mekanistik sistemden, kendimiz daha önce bahsettiğimiz deistlerin kozmik sistemin, kozmosun tanrısı olarak aşkında itilen tanrıyı bu sefer Kant tam tersi hümanistik bir seviyeye, insani bir seviyeye çekiyor. Now, give me just 2 minutes, I'll summarize the crisis of Kant. But Kant got himself actually in trouble in a number of ways. The first one is that the use, the only, the most famous use of the idea of God, as probably most of you know, is for the moral religion, for the moral argument. And even there, the idea of God, which is postulated as a summum bonum, the highest good, okay, it is only used not even as a motivation for accepting the moral law, which is purely rational, but just to assure by way of hope, Hoffnung, as he says it in German, okay, which is a very Protestant value, okay, in order to, because due to the radical split between the moral law, which only has to happen, and my obedience to it on the level of the intellect, but cannot have anything to do with the moral action. So for instance, very quickly, when I fulfill a promise, according to Kant, I am fulfilling it because my reason tells me I have to fulfill it. But once I fulfill it, it becomes a phenomena, and it is mechanistically understood according to the laws of nature. So for instance, if you are a psychologist, you can say I fulfilled my promise to you because of such and such causal relation, just like any natural phenomenon. Okay? Şimdi özellikle Kant'ın ödev ahlakı, yani erdem ahlakı değil de Kant'ın ödev ahlakını ödev ahlakı açısından ele alırsak, bir işi yapmak zorunda olduğum için ben yaparım, erdem olsun diye yapmıyorum. Summum bonum dediğimiz, felsefenin en yüksek iyisi dediğimiz şey, bir şeyi ben yapmam gerektiği için yaparım. Yapmam gerektiği için yaparım cümlesini bana söyleten şey dışarıdan bana dayatılan bir şey değil. Yani mekanizm dışarıdan gelmiyor, tam tersi kendi epistemik sistemim, kendi logical, mantıksal yapım, bütün bunlar bana bunu söyletiyor. Dolayısıyla Kant'ın bilgi sistemiyle ahlak sistemi arasında mekanik olmaması açısından, insan içinden kaynaklanması açısından zorunlu bir ilişki var. Ya Ahmet, lahsa, resmiyen bir intihani vakti, velakin ente tayfa andene, nah herime, tentehi kema tuhibbi, velakin ba'dek şahs akhari yetekin. Okay, of course, course, 5 minutes. Fadal, tentehi kema tuhibbi. Okay, 5 minutes, don't worry. Okay, so I'm almost done. So there is a problem there. Okay, now Kant gets himself more into trouble. Okay, in the posthumously published Lectures on the Philosophical Doctrine of Religion, it was published 13 years after his death. He died in 1804, and it was published in 1817 by some of his students. Now in those lectures, he makes fascinating remarks. Okay, he actually says, okay, that any religious doctrine, okay, can be accepted as a revelation if it conforms to the ideas of reason, okay, which he calls inner revelation. Ya burada bizi vahiy açısından, dinler açısından, vahiy açısından bizi ilgilendiren noktanın altını çizmemiz lazım. Kendisinin vefatından sonra öğrencileri tarafından 1877'de basılan eserinde söylediği şey bu anlamda bizi ilgilendiriyor. Vahyin söylediklerinin din olarak, vahiy olarak bize aktarılanların insanın doğuştan getirdiği, bu doğuştan getirdiği bilgilerle örtüşmesinin esas olduğu kanaati. Kant da hakim. In religion, within the boundaries of mere reason, his other religious texts, okay. Aklın sınırları içerisinde din adlı eserinde bunları dile getiriyor. He makes an argument which is actually completely at odds with his own commitments. And that is the following. He says, and this is where I want to go back to Christianity, and then I'll just say 3 remarks about Kalam and Islam, which I think you can easily engage with me in the question and answer period. Okay? He says that the image of Christ, and please focus with me. Remember I said the problem of deism came from the interest of the denial of transcendence. Okay? He says that Christianity is the perfect religion of enlightenment. Okay? Because, okay, Christ represented, according to him, the transcendent, the human manifestation of the Heiliger Wesen, the holy essence, holy rational essence in us, because he was completely divine.
Okay, so he's a human divine, and as such, he represents them. Now, why is that at odds with Kant? Because Kant, in all of his writings, okay, particularly after the second critique, he makes it very clear that the human, and this is what sets him apart from dualists before, monists after him, like the German idealists, okay, that the human being is a Naturwesen, is a natural being. So there is the empirical ego that I study by the sciences, okay, and a Heiliger Wesen, a holy Wesen, which is a rational being. So then the problem becomes, okay, that Christianity, okay, it is, according to his own system, reduces the human being to an abstract rational, which for him as an enlightenment thinking is, thinker, is the holy in us. Okay, please continue. Kant açısından, Kant'ı biliyoruz, aydınlanmanın filozoflarından bir tanesi, Alman aydınlanmasının. Ama din açısından bakarsanız bir aydınlanma filozofunun Hristiyanlığı ve onun kurucusu İsa'yı nasıl değerlendirdiğiyle ilgili bakarsak, onun belki farklı devrim mahiyetinde söylemiş olur, biz İsa'yı ve Hristiyanlığı, aydınlanmanın en mükemmel dini sayıyoruz. Çünkü onu temsil eden kişi aşkın olarak değil, aşkın olanın rasyonel olarak, aramızda, burada ama rasyonel bir şekilde bizim gibi, rasyonel bir varlık olarak temsil edildiği için ancak İsa'yız ve onun temsil ettiği Hristiyanlığı mükemmel bir din sayıyoruz. Buradaki bütün vurgusu Kant'ın, arkadaşımızın dediği, Hristiyanlığın aşkın boyutunun Kant'ın aşkınlık eleştirisinde ortaya getirdiği gibi aşkınlığın ayağımızı yerden kestiği noktada aşağıya indirmek ve bizim hümanistik seviyede bir inşada bulunmaktır. İsa ile ilgili söylemi bu çerçevede. So the only thinker who managed to have a certain idea, rational idea beyond the mechanistic, okay, natural religion, okay, which has been refuted and should be refuted, was Kant, failed at the end and fell into the same problem, okay, of the ultimate transcendence of Christianity. And why does Christianity always have to fall into an authoritative system of transcendence? Simply because the human is a divine. Okay? So once God leaves, you have to have a system of authority. And this is why the epistemology, as I was saying, of the 17th century, people like Spinoza and Hobbes and Locke and all of these people, you cannot read their scientific and systems of epistemology without keeping in mind the political interest and the theological interest. Now, if you just allow me one second. So, after Kant, what really happens, and here is where I'm going to end, essentially. After Kant, okay, you have essentially new mutations of Kantian. So, for instance, consider Michel Foucault in Les Mots et les Choses, okay, the order of things. He says that the empirical transcendental duplet of Kant, that distinction between the human being as an empirical ego and the transcendent, is essentially up to now what is shaping our understanding in the human sciences, because the human is the most important being, but paradoxically, okay, because he has the categories of understanding the world, but paradoxically he becomes the object of all of the positive sciences, which makes it an impossible situation. So in the last part of my treatise, of my essay, I want to know, to just point out how Kalam can respond creatively to this. Okay, what I find fascinating. We will have another 2 minutes for okay. You. So let me summarize. Okay. Until then, Kant'ın insanla ilgili konuştuğu zaman otorite kelimesinin, otoritenin insana ezen bir kurum, hem kurum olarak hem de kelime olarak ortadan kaldırılmasının yegane gerekçesini epistemoloji ve epistemik, insanın epistemik yapısı olarak ortaya koyması çok önemli diyor. Eğer anladığınız, yorumladığınız, kavradığınız bir sistem varsa birileri size otorite olarak bir şeyi buyuramaz. Yani orada siz onu anlıyorsunuz demektir ki bunun ileri aşamada Michel Foucault gibi isimler tarafından ya otorite kavramı analiz edildiği zaman mutlak otoritenin karşısına dikilecek sistemin ayrı bir bilgiyle sağlanan otorite olduğunu, bilginin.
İnsan her zaman Batı düşüncesinde odaklı olmuştur denilmiştir. Fakat insan hep bir obje, bir incelenecek nesne haline getirilmiştir. Pozitif bilimlerin incelenecek nesnesi haline getirilmiş. Kendisinin kendi epistemik sistemleriyle kendini kavramsallaştırma imkanı tanınmamıştır paradoksal bir şekilde. Okay. I think this is your final chance. Yes, okay, my final chance. So the only three points I want to point out, and of course I'm cutting out all of the details, so feel free to ask me, bombard me with as many questions as you want, and try to embarrass me as much as you can. Anyways, so the only three points I want to conclude my presentation with as... Which noktanın altını çizeceğim. Okay, the first one is the modal understanding of God in Kelam. Kelam'da Allah anlayışına ilişkin bir model anlayışı nasıl geliştirebiliriz? That is, the categories of the necessary and possible are epistemic categories and not ontological categories. Yani ontolojik kategori değil, bu epistemik bir kategori olarak. Bütün anlatılan anlayışı geliştirir. And this is the most important achievement that Muslims did by questioning being, by saying I care about whether or not it is logically necessary or possible versus whether or not it has external existence, because for the Greeks being was out there. Okay. Ya bu da varlıkla ilgili temel sorgulamalar da yapılacak bir şey. I think this requires an exposition. This, okay. Well, ontological and epistemological. I know that. Yes, Roberto. Now the other and that to me becomes very clear. Okay, that critique of naturalism, that critique of that system, that absolutist system of naturalism in Aristotle, comes in Islam, for instance, from very early on, Ash'ari thought, even in Baqillani and Ibn Khafif, and even in Ash'ari himself, as we know from Mujarrad Maqalat al-Ash'ari, in the critique of the theory of definitions. Ya bu çok katı naturalizmin doğaya, ya ontolojiye eleştirdi, epistemolojiye kaymak lazım diyor. Ontolojinin, naturalizm üzerinden, Yunan ontolojisinin, özellikle Eş'ari üzerinden, Bakillani üzerinden İslam kelamına ciddi anlamda bir nüfuz ettiğini söylüyor ve bunu eleştiriyor. Okay, the last is that system of modern metaphysics, okay, and I find it truly fascinating in the sections, not on mu'jiza, but on delalet al-mu'jiza, the significance of miracle. In all of the kalam of the Ash'ari, and I would say also in Maturidi, is that the miracle itself, apart of course from asserting that the miracle cannot contradict with reason, cannot trespass the boundaries of al-mustahil al-aqli, okay? What I find fascinating, let me just say it and finish, okay? What I'm fascinated by is that the miracle is only significant in the context in which the miracle happens. And the famous yani example of mucize meselesine biraz geçtik. Mucize de meydana yani kökek kanaatim diyor. Mucize meydana geldiği anda mucize olarak adlandırılan şeydir. Okay. So in to sum it up, the two main concerns that Kant had, namely to have a conceptual system. Yani Kant'ı okay. O zaman bitirmek üzere son okay. Söz olarak şunları söyleyelim diyor. Kant'ın temelde sahip olduğu iki şey var. Bunlardan birisi, the first one. Okay, the epistemic kavram, attitude towards God. Tanrı'ya karşı ontolojik değil de epistemik bir tutum ve tavır içerisinde olmak birincisi. And the humanistic dimension, which I can explain in the Q&A period, comes in the contextual dimension that we get in Delalatul Mu'jiza, okay? Allows for a relationship between the transcendence of reason and the eminence of material experience and material science that is not afforded by the universalist attitude of reason that led to the crisis of modern deism. And I don't think we have overcome it as of now. I will be very happy if I manage to translate this okay. Sentence. So ikinci olarak söylediği de Kant'ın birinci söylediği ontolojik yaklaşım değil epistemolojik yaklaşımı benimsediği Kant'ın ikincisi olarak da humanistik bir boyutunun Kant'ın felsefesinin hümanistik, insani bir boyutu var. Bu boyutu, insani boyutta da şu ikisi arasında kalan bir insani boyuttur. Aşkın, ya yani aklın aşkınlığıyla maddenin içkinliği, yani benim aklımın aşkınlığı ve maddemin içkinliği arasında nasıl bir ilişki, iletişim kuracağım ve ben burada hümanistik bir bağlamda kendime yer edineceğim. Bu sorulacak bir şey var. Bu kavramı mucize kavramıyla değil de delaletül mucize kavramıyla ben açıklamak isterim diyor soru gelirse. I think. Okay, çok teşekkür ederim.
Sabredeceksiniz, katlanacaksınız, dayanacaksınız, inadına direneceksiniz. Bir arkadaş kaldı, 15 dakika Metin Bey buyur. I owe him lots of apologies. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız 15 dakika kaldı. Muhterem Hazirun'u saygıyla selamlıyorum efendim. Yorulduğunuzu biliyorum, ben de yoruldum aslında. Valla aşmamaya çalışacağım, hatta mümkünse erken bitirmeye çalışacağım. Ama şimdi bu kadar profesyonel sunucudan sonra sizi nasıl etkileyebileceğim, nasıl dikkatli bir üzerime çekeceğim onu bilemiyorum. Bunu başarabilecek miyim inşallah? Himmetinizle umuyorum efendim. Şimdi öncelikle sabahtan beri hep akıl üzerine vurgu yapıldı. Hatta aklın tanımlaştırılmasından söz edildi. Bu noktadan başlamak istiyorum. Çünkü kötülük problemi de akıl üzerinden ortaya konan ve ateizmin temeli olarak, temel argümanlarından biri olarak ileri sürülen bir problem. Bu akıl meselesine ben kısaca bir değinmek istiyorum. Efendim Kur'an'a baştan sona baktığınız zaman hiçbir yerinde Kur'an'ın aklın tanımlaştırılmasından söz ettiğine tanık olamazsınız. Kur'an-ı Kerim heva ve hevesin tanımlaştırılmasından söz eder. Bir hırsız bankayı sormak için çok ustaca bir plan yapar, aklını kullanır. Ama bir başka kişi insanlığa hizmet etmek için aklını kullanır. Uçak yapar, mikrofon yapar, efendim başka araç ve gereçler yapar. Burada iyi ya da kötü olan insanın iradesidir, aklı değildir. Aklı hakkın hizmetinde kullanırsanız yücelirsiniz, en güzel varlık olursunuz. Aklı hevanızın hizmetinde kullanırsanız aşağıların aşağısına düşersiniz. Onun için Kur'an aklın tanrılaştırılmasından söz edilmez. Ben bu kavramı biraz taktım. Bunun üzerinde hep beraber düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Tarihten beri, yani Mutezile'nin tarih sahnesine çıkışından beri Müslümanların Mutezile'ye karşı olmakla, Müslümanların derken bazı Müslümanların diyeyim, Mutezile'ye karşı olmakla akla karşı olmayı birbirine karıştırdıkları kanaati var bende. Buna değinmek istedim. Efendim şimdi deizm Allah'la sadece akıl aracılığıyla ilişki kurulabileceğini iddia ediyor. Ona karşılık teistler ise aklın her alanda yeterli olmadığını, Allah'ın insana ve yeryüzüne müdahalesinin gerekli olduğunu savunuyor. Bunun karşısında ateistler ise yine akıl üzerinden bir argüman geliştirerek, kötülük olgusunu merkeze alarak Allah'ın varlığının olmadığını kendilerince ortaya koymaya çalışıyor. Benim konumun başlığı din karşıtı bir söylem olarak kötülük problemi ve eleştirisi. Önce kötülük üzerinde bir kavramsal çerçeve ortaya koymak istiyorum. Metafiziksel ve ahlaki kötülük olarak kötülüğü filozoflar ve teologlar iki kısma ayırıyorlar. Metafiziksel kötülük şu demek kısaca, doğası ve sonuçları itibariyle bize zarar veren, efendim, üzülmemize, ızdırap duymamıza yol açan her türlü olgu ve olaydır. Esas itibariyle bütün filozoflar ve teologlar Allah'ın fiillerinin mutlak manada iyi olduğunu ifade ederler. Bunu peşin olarak kabul ederler. Burada metafiziksel kötülük olarak anılmasının sebebi bu söz konusu olgu ve olayların, bize ızdırap veren olgu ve olayların Allah'ın bir fiili neticesinde gerçekleşmesidir. Mesela deprem doğası gereği yıkıcıdır. Sonuçları itibariyle efendime söyleyeyim bize felaket getirir, zarar getirir ve bu yüzden biz beşer planında baktığımız zaman bunu kötü olarak algılarız. Ama bir teist veya bir dindar açısından bu meseleye bakıldığında aslında bu insanın dünyadaki ve ahiretteki maslahı için Allah tarafından ortaya konmuş bir olgu ve olaydır. Ahlaki kötülük ise yine doğası ve sonuçları itibariyle insan fıtratının kaçındığı, aklın yerdiği tüm eylemler ve fiillerdir. Şimdi kötülük problemi ise özet olarak şöyle ifade edilebilir. Çok özet gitmek durumundayım zamanımı iyi değerlendirmek açısından. Meseleyi şöyle ortaya koyayım isterseniz. Kötülük olgusu karşısında insanoğlu üç farklı tavır geliştiriyor. Birincisi ateistlerin tavrı. Benim asıl burada konu edindiğim. Bunlar diyorlar ki
yüksek sıfatlara, mesela rahmet gibi, şefkat gibi, iyicillik gibi, efendim ben söyleyeyim, mutlak kudret gibi bütün üstün yüksek sıfatlara sahip olan bir yaratıcıyla, bir tanrıyla, Allah ile kötülüğün varlığı arasında biz bir efendim ben söyleyeyim bir uyum göremiyoruz. Bu ikisinin varlığı arasında bir çelişki var. Ya kötülük yoktur diyeceksiniz, ya da kötülük varsa Tanrı yoktur. Mantık böyle işliyor. Kötülük varsa sonsuz kudret sahibi iyicil bir Tanrı yoktur. Kötülük vardır. O halde sonsuz kudret sahibi iyicil bir Tanrı yoktur diyor. Bu ateistlerin tavrı, kötülük olgusu karşısında böyle ortaya koyuyorlar. İkinci bir grup, bunlar evrenin kendi kendine var olmasını kabullenemiyorlar. Diyorlar ki bu evrende kendi kendisini var edecek ne akıl var, ne şuur var, ne irade var. O halde evren yaratılmış olmalıdır. Tamam. Peki evrende bir de kötülük var. İşte mecusilik dediğimiz din, kötülük probleminden ortaya çıkmış bir dindir. Çok Zerdüştlük döneminden itibaren, çok eski tarihlerden beri zaten kötülük problemi insanlığın en kadim problemlerinden bir tanesidir. Şimdi Mecusi şöyle bir mantık yürütüyor. Diyor ki kötülükle yüksek sıfatlara sahip olan Tanrı arasında bir uygunluk yoktur. Bu ikisi arasında bir çelişki vardır. Yani iyi bir tabiattan kötü bir fiil çıkamaz. Bunu peşin olarak kabul ediyor. O halde diyor kötülük de var, bunu inkar edemiyorum. İki tane ilah olmalıdır. Kötülüğü yaratan ehrimen ya da zulmet ayrı bir ilah. İyiliği yaratan, efendim söyleyeyim, nur ayrı bir ilahtır. Bu ikisinin tabiatı maddeye karışmış. Maddede kötülüğün ortaya çıkması zulmetle nurun birbirine karışmasından kaynaklanan bir durumdur. Zulmetle nur arasında, yani kötülüğün yaratıcısıyla iyiliğin yaratıcısı arasında evrenin sonuna kadar devam eden bir çatışma ve bir mücadele vardır. Tarihin sonunda bu mücadeleyi nur, iyiliğin tanrısı kazanacaktır ve insanoğlu nihai mutluluğa, nirvana'ya ulaşacaktır diyor. Üçüncü tavır ise teistlerin tavrıdır. İlahi dinlerin mensuplarının tavrıdır. Tek bir ilaha, yaratıcıya inanan ve ona kulluk etmesi gerektiğini düşünen müminlerin tavrıdır. Bunlar diyorlar ki, evet kötülük vardır, bunu inkar etmiyoruz. Ama bu kötülük insanın yararı için yeryüzünde yaratılmıştır. Kötülüğün yeryüzündeki varlığını iki temel gerekçeye dayandırıyor. Hem filozoflar hem de teologlar, genel olarak özet bir çerçeve sunmaya çalışıyorum. Birincisi özgürlük. Yeryüzünde insanın özgür olabilmesi için kötülüğün mutlaka olması, insanın zıtlar arasında tercih yapabilmesi gerekir. Eğer zıtlar arasında tercih yapamıyorsa insan mutlak manada özgür değildir demektir. İnsanı insan yapan en yüksek değerlerden bir tanesidir özgürlük, irade özgürlüğü. Diğeri de bu kötülük insanın kemale, daha iyi noktaya yükselmesi için bir araçtır, bir vasıtadır. Temelde teistlerin, teist filozofların ve teologların tezi şudur efendim. Bunlar diyorlar ki, evet Allah hiçbir kötülüğün bulunmadığı bir dünya yaratabilirdi. Örneğin meleklerin dünyası böyle bir dünyadır. Ama melekler özgür varlıklar değildir. Allah nasıl ki melekleri kendi dünyalarının, melekut aleminin şartları içerisinde faydalandırmayı murat ettiyse, sonsuz ilim ve hikmet sahibi olan, kudret sahibi olan yaratıcı, İnsan denen varlığı da kendi dünyasının şartları içerisinde yararlandırmayı, ona iyilikte bulunmayı murad etmiştir. Bu muradının temel kaynağı ise onun rahmetidir. Onun için bütün teist filozoflar, teodise dediğimiz ilahi adalet savunusu olarak ifade edebileceğimiz, yani ateistlerin itirazı karşısında savunma pozisyonunda olan teologların ve filozofların başlangıç noktası esas itibariyle Allah'ın varlığıdır. İlk önce Allah'ın varlığını, bu alemin yaratılmış olduğunu ortaya koyarlar. Ondan sonra ikinci aşama gelir efendim. O da nedir? Bu alemin içerisinde var olan kötülüğün hikmeti, manası, gayesi nedir?
bütün filozofların, teologların Allah'ın varlığı konusundaki burada Kant'ın antinomilerinden bahsedildi, kozmolojik delillere, çeşitli delillere sabahtan beri vurgu yapıldı. Ben onları tekrar şimdi burada ele almak durumunda değilim efendim. Çok özet olarak şunu söyleyebilirim. Ortak noktası işin şudur. İki varlık kategorisi vardır. Varlığın, varlık hiyerarşisinin zirvesinde, ontolojik hiyerarşinin zirvesinde mutlak, vacibül vücut olan, varlığı zorunlu olan Allah Teala vardır. O varlığında hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun dışındaki bütün varlıklar ise mümkündür. Mümkün varlıkların var olabilmesi için vacibül vücudun zorunlu varlığı onların varlığını yokluğuna tercih etmeleri gerekir. Çünkü mümkün denen varlık yokluğa da varlığa da eşit mesafede olan varlıktır. Onun var olabilmesi, kendi kendisine var olabilmesi mümkün değildir. Birinci temel yaklaşım budur. İkinci temel yaklaşım, evrene bir bütün olarak baktığımız zaman evren parçalardan oluşmaktadır ve bu parçaların her biri birbirine muhtaçtır. Birbirine muhtaç olan parçalardan oluşan bir bütünün yaratıcı olması, yaratıcı bir mertebede bulunması mümkün değildir. Onun için biz evrene baktığımız zaman sezgisel olarak da hemen hızlı bir şekilde bunu kavrayabiliyoruz efendim. Evrenin kendi bir bütün olarak kendisinin veya içerisindeki herhangi bir parçanın kendi kendisini var edebilecek, kendi kaderini programlayabilecek, planlayabilecek bir aklı, şuuru, iradesi ve kudreti yoktur diye düşünüyorlar. Bunu sezgisel olarak ve rasyonel olarak hemencecik kavrayabiliriz diyorlar. O açıdan evren bir başka yaratıcıya, kendisi başka hiçbir şeye muhtaç olmayan varlığında, hiçbir şeye muhtaç olmayan bir başka yaratıcıya varlığında muhtaç olmalıdır. Bu ortaya konduktan sonra, Allah'ın varlığı ortaya konduktan sonra, evet karşımızda bir gerçek var. Kötülükleri inkar edemeyiz. Depremler var, efendim tsunamiler var, sel felaketleri var. Geçen bir haberde okumuştum, beni çok yaraladı. Mesela böyle şeyler olabiliyor dünyamızda. Evet, çocuk, insafsız bir anne tarafından, yeni doğmuş bir çocuk, vicdansız anne tarafından çöp konteynerine atılıyor. Şimdi bunlar korkunç kötülükler. Teistlere, ateistlerin yönettiği en temel argümanlardan bir tanesi de bu korkunç kötülüklerdir. Efendim siz diyorsunuz ki insan özgür olabilmesi için kötülüğün olması lazım, iyinin karşısında kötünün konumlanması lazım. Eğer Tanrı insanı test etmek istiyorsa bu kadar korkunç kötülüklere izin vermesi gerekmez. Daha hafif dozajda, ne bileyim, daha iyimser şartlarda bir dünya planlayabilir ve bu kadar korkunç kötülüklere izin vermeyebilirdi. Teistler diyorlar ki böyle bir özgürlük tanımlaması sıkıntılı bir tanımlamadır. Çünkü özgürlük dediğiniz şey, yani şu, kısaca somut bir örnek üzerinden hareket etmek gerekirse, sizin başkasının kendi hayat hakkını seçmesini engelleme ihtimaliniz yoksa özgürlükten orada söz edemezsiniz efendim. Mutlaka aşırı zıtların bulunması gerekir ki orada gerçek manada bir özgürlükten söz edelim. İkinci aşama, teistlerin üzerinde durduğu ikinci aşama ise bu noktada şudur. İnsan seçim yapma kabiliyetine, imkanına sahip bir varlıktır. Bu seçimini yaparken kendisine bir takım imkanlar verilmiştir. Mesela akıl en başta en büyük imkanlardan bir tanesidir. Vicdandır, fıtrattır. Yani insan seçim yapma konusunda çaresiz bırakılır. Efendim bir örnek üzerinden yine somut bir şekilde ifade etmek istersem, yani mesela ateistler diyorlar ki Tanrı isterse insanı hiç ızdırap çektirmeden efendim argo ifadesiyle beleş bir şekilde hemen cennetine de koyabilirdi. Teistler diyor ki ya insan öylesine mükemmel şartlarda yaratılmış bir varlıktır ki insan şunu arzular. Mesela bir somut örnek vereyim size. Herhangi bir insan Everest dağının tepesine veya Ağrı dağının tepesine, Ağrı buraya yakın olduğu için Ağrı'yı verelim. Ağrı dağının tepesinden tırmanmak için helikopter kiralayabilir değil mi? Daha kolay, rahat bir yolu seçebilir ama insan bunu yapmıyor. Ne yapıyor? Zor olanı seçiyor ve o dağa tırmanmaya çalışıyor. Çünkü engelleri aşıp, bütün engelleri aşıp kendi iradesini, kendi gücünün potansiyellerini kullanmak suretiyle o zirveye ulaştığında büyük bir haz duyuyor insan.
İşte insan kendi emeğinin, kendi çalışmasının karşılığı olarak cenneti hak ettiği zaman gerçek anlamda kendi yaratılışına, kendi doğasına, tabiatına uygun olan işi yapmış olur. Bu daha hikmete uygun bir iştir. Dolayısıyla Allah insanın kendi potansiyellerini kullanarak cenneti kazanmasını murat etmiştir. Bu şartların hepsini iptal edebilir. Allah insanı yaratmayabilir, yarı melek tabiatında veya melek tabiatında bir insan görümünde varlık da yaratabilirdi. Ama o zaman yiyip içen, gezip dolaşan, uygarlık ve medeniyet kuran, felsefe yapan, şiir okuyan insan yeryüzünde olmazdı. Yeryüzünün bir değerli misafirinden dünyamız mahrum kalır diyorlar. Konuya böyle yaklaşıyorlar. Onun için deizmin en büyük... Bey hocam, 3 dakika sonra bu salonu boşaltmam gerekiyor. Ne demek? Başımı gözüm üstüne hemen götürüyorum o zaman. Şöyle söyleyeyim efendim. Olay kısaca şu arkadaşlar. Yani çok değerli hocalarım, üstadlarım. Yani çok fazla uzatmaya gerek yok. Deizmin aslında en büyük açmazlarından bir tanesi bu. Yani akla alan açıyor ama aklın tıkandığı noktalarda ona bir alternatif sunamıyor. Peygamberler vahiy bu görevi yaptı. İnsana alternatif sundu efendim. Eğer ahiret yoksa, ahiret inancını temellendiremezseniz, ahirette bütün, mesela Silver bir teobise geliştiriyor. Batılı, hala hayatta olduğunu sanıyorum, Şaban Hocam'ın yaşıyor. Önemli teobisecilerden bir tanesi. Ama ahiret inancı muğlak olduğu için kötülük problemi konusunda çok zorlanıyor adam. Yani böylesine bir zekanın, ben okudum mesela sizin bölümü, şaşırdım kaldım. Patinaj yapıyor. Böyle bir zekanın patinaj yapması insana şaşırtıyor. Onun için vahiy gerçekten bu konuda bize bir açılım sağlıyor. Diyor ki bu dünyadaki bütün haksızlıklar, bütün eşitlikler ahirette telafi edilecektir. İnsanoğlu Allah'ın sisteminden, kurduğu düzenden şikayetçi olmak yerine kendisine verilen kabiliyetleri, potansiyelleri kullanarak kendi temel görevi olan yeryüzünü imar ve ıslah etme görevini yerine getirmek için bütün gücüyle çalışmalıdır. Efendim ateist Tanrı'nın varlığını yok saymakla ne yapıyor? Çöp konteynerine atılan çocuğun hayatını hiç olarak görüyor. Kendisinin varlığını bir şans olarak görüyor. Ama teist diyor ki mutlak adalet bütün kayıp olan hayatları telafi edecektir. Onun için bütün kayıp olan hayatları ile birlikte bütün insanlık kendi başına bir değerdir. Saygılar sunuyorum bir tane. Teşekkür ederim. Biz de saygılar sunarız. Yalnız müzakere yapamayacağız. Bize belirlenen vakit doldu. Yani müzakere içinde belirlenen vakit doldu zannederim. Bir değişiklik yok. Yakın Bey hocam, Salih Bey, herhangi bir değişiklik var mı bu programda? Yok mu? Tamam. Buradan kaleye gidilecek. Yalnız kaleyle ilgili bir tek şey hatırlatmak isterim. Birileri Van şehrini yakmıştır. Cayır cayır oradaki insanlar yanmıştır. Şu gördüğünüz Van şehri sonradan kurulmuştur. O göreceğiniz Van Kalesi'nin çevresindeki şehir yanmış insanlar şehridir. Bastığınız toprak, gittiğiniz yerdeki o toprak, toprak değil insan bedenidir. Saygılar sunarım.